Herkese yeni günden, yeni vlogdan merhabalar. Herkese merhabalar. Çok dolu olmasın hayatım. Şimdi günlerden yine kuymak. Teyzem de burada sucuklu yumurta yapıyor. İçeride zaten sofra hazır, onları göstereceğim. Sadece kuymak kısmı Sercan'a kaldı. Bu şimdi bir de bunu yaparken çok fazla şey yapmayın diyorlar ya, karıştırmayın. Zaten rengi kahve. Bu kavrulmuş olduğu için. Şey zannediyorlar, çok yaptık zannediyorlar. Yok, bu fırınlanmış mısır unu. Ben şimdi şey yapıyorum, suyu koyuyorum. Hı, koy hayatım. Bir tane yeter. Yok, bir tane daha koyacağım. İki kaşık ya. İstersen ama biraz yarım mı koy? Dur bakayım, yarım koy da. Çok sulu oldu demişlerdi geçenkine. Ha. Yeter yeter. Teyze oradan gelirken tuzu da getir, sucuğa atacaksın ya. Bugün Ayşegül teyzemin veda günü, yarın bizim veda günümüz. Ya çok şükür elhamdülillah bugün ben bir tık daha iyiyim. Dün gerçekten yani Sercan da zaten canlı şahit olarak ölü gibi yattım akşama kadar. Yiyip içip geri yattım, yiyip içip geri yattım. Evet, günler çabuk geçiyor. Evet. Sayılı günler çabuk geçer demişler ya, sayılı günler çabuk geçiyor. Maalesef içimde bir sızı. Dökeyim hayatım şimdi. Yok, biraz kaynasın bence. Biz bunun eğrisini doğrusunu bulacağız. Ama ilk yaptıklarım güzel oluyordu. Sonradan niye öyle oldu anlamadım. Ama tadı da gerçekten çok güzel oluyor. Evet. Yani... Teyze. Nereye gideyim? Gel geç. Atabilirsin bence hayatım. Arkadaşlar bunu her vlogda söylemek istemiyorum ama hani belli başlı güzel olan şeyleri Sercan'dan rica ediyoruz. Seve seve yapıyor. Hatta bugünkünü ben yapacaktım. Mutfağa geldi, ben yapmıyorum mu dedi. Ben de iyi canıma minnet dedim. Ben kendim yapmak istiyorum. Evet. Zaten bu son günlerimiz. Giderken gitmeden bol bol şeyler yapacağız. Gel teyzeciğim. Hayatım az bir şey tavayı kendine doğru çeker misin? Bir ha kulp yanığı gibi koktu da. Kuymak soğar o zamana kadar. Bir şey olmaz. Aa, sen bizi çek. Şey, sen bizi çek. Tuz atmadık buna. Dur hayatım hemen atayım. Sen, devam ediyor mu? Ediyor. Sen böyle geçebilirsin teyze çünkü şu an sen bizi çekiyorsun ya, sen görünme şansın yok zaten. Ben de bir bunu yapayım artık, utandım. Teyzem garibim, yazık, sözde misafirliğe geldi ama. Ya misafirlik olur mu? Sen şu an özel durumdasın o yüzden. Allah Allah razı olsun. Neyse ben bunun acısını çıkarırım Giresun'a gelince. Ben bebeği alırım. Sen de ne istiyorsan onu hazırla. Seve seve. Elimi hiçbir şeye vurdurmadılar. Canım ne istiyorsa her şey pıtır pıtır önüme geldi. Teyze demek anne yarısı demek. Yumurtayı az kırıyoruz şu an çünkü içeride yumurta salatası var. Sercan haşlama sevmediği için. Bu ona özel. O yüzden 3 tane yeter dedi. Kesin yumurta yoktur dolapta. Yok, dolu dolapta var. Yok, yoktur kesin. Evet. Allah'a çok şükür. Rabbim olmayanlara da versin. Her şey dolu dolu var. En önemlisi gönül zenginliği var. Yani daha ne olsun. Canım tuz attın mı? Getirmiştim de. Aha, attım ya tuzu. Şimdi o da olmak üzere, bu da olsun. Hayatım bunun çiğliğine sen bak. Yok yok, şey. Komple pişir. Bunu sen yiyeceksin ya sadece. Tamam, pişir pişir. Bu
Bu arada teyzemin aldığı tuzu falan da söylemeyi. Kadıncağızın getirdiğin yarısını göstermemişim. Kuru biber, kuru patlıcan duruyor. Tuzu göstermemişiz. Yayı göstermiştik değil mi teyze? Evet. Bir şey daha vardı ama akşam aklıma gelmişti. Şal. Şal, evet. Şal almış bana. Hayır, benim hemen söyleşme şal. Ama unuttum. Gördüm. İyi oldu. Şöyle ben bir daha geçeyim. Ver teyze, onu ben bir durduruyorum. Yağ üzerine çıkana kadar bekledi. Sercan yorumları dikkatle okumuş. Hayatım, yağ üzerine çıktı mı diye. Evet dedim. Hah, tamam, yorumlarda öyle yazıyordu çünkü diyor. Hadi gidelim. Bunu götürmeyeyim. Aa, hemen sofrayı çekeyim. Sofranın diğer ekibi oturmadan. Sana bir sürprizim var. Ayşe getirtirdi. Ha. Masadan sonra. Sen görmedim. Yağ çıktı üzerine. Tamam. Bana niye veriyorsun hayatım? Göster diye. Ha, tamam, ben de elime almaya çalışıyorum. Yasemin, ufak ufacık bir sürpriz. Tamam teyze, sabırsızlıkla bekliyorum. Oo. Tamam Sercan. Ah Sercan, yaptın ben Sercan. Durun ya, bunu nasıl yiyecek mi? Şöyle. Şöyle deyim, durun bu arada. Ana, yumurta maşallah. Salatası. Sercan'ın şanslı olduğu kadar sen gibi bir işe düşmüş maşallah. Biz de çok şanslıyız. Sercan gibi bir damadımız var. Allah. Şöyle otur teyze bir dakika. Bizim işini bir güzel getirsin. Amin. Ay teyze, çok az bir saniye böyle eğilirken oldu ama. Yine bu evlerde. Sen eğildin yani. Aa şey, hap. Ha, mide hapı. Hazırladım ben senin hapını hemen, bak burada. Ayşe, yalnız şu camı az açsan çok soğan kokmuş içerisi. Ayşe bir su. Getirdi ya. Sadece ne kabın bur krem fazla. Ben teyze. Bu iki Ayşe'den bıktım. Aynen. İki Ayşe derken? Hayır, iki tane Ayşe. O Ayşe'nin neyinden bıktın? Her şeyine koştur. Bu Ayşe de yazık, her şeyine koşturuyor, canı çıktı. Aslında iki Ayşe benden bıktı. Biri sonra. Biz dün teyzem yazık garibim bulaşıkları falan attı. Geldi annem, dedik hani hediyemiz nerede? Yumurta tatlısını daha getirdim. Ayşe bunu ne diyor arada, söyle. Sen söyle teyze. Başka bir isteğin var mı hanımım diyor. Hanımım diyor, başka bir isteğin var mı, getireyim diyor. Canım ciğerim, ikisi de benim canım ciğerim, bacılarım. Tamam, kuyumağı soğutmayalım, hediyelerden devam edelim. Eniştesi alıştırma yapıyor. Tabii Damla'yı gösteremeyeceğimiz için. O yüzden böyle. Piş pişliyorum ben. Evet, önce güzel bir okudu. Şöyle, biz kundağı çok seviyoruz ailecek. Kundakladık. Şu an hıçkırıyor. Evet, midesini genişletiyor. Genişletiyor. Evet, alıştırma yapıyor teyze. Maşallah. Ama kucağına da nasıl yakışıyor. Kucağına da almayı nasip etsin. Amin, amin inşallah. Sercan şey diyecekler şimdi, yemek yaptırdılar, çocuk baktırıyorlar. Her şeyi yaptırdılar. Bakacak canım, çocuğu sonuçta adamcağız yani. Yerleri süpüreceğim bir dahakine. Yok canım. Ya sonuçta ben yapmak istiyorsam istiyor yaparım. Vallahi ya, kimse kimse cevap acaba? Biz kaç gündür niye salona gelmiyoruz ya? Şöyle aydınlık aydınlık, ferah ferah. Vallahi bütün işi iki Ayşe yaptı yazık gariplerim. Bunlar yaptı, ben yoruldum. Annesi gel bir gel, damadının kucağına nasıl yakıştı, İyi bir bak. Vay vay, o da yüzünü örtmüş ki. Ben örttüm. Olsun, görmesinler minik damlamı. Bacım seni bekliyorum, iki de bacı yan yana. Hani daha kahvemiz gelmemiş. Gelir elbet Allah. Evet. Biz de bebeği pusetine yatıralım. Annem Hürrem Sultan, teyzem ney? Kösem Sultan. İki sultan oturuyor yan yana. Hadi bakalım. Hadi ama Hürrem tatlısı yakıyor ortalığı. Hürrem de tekti yani, kimse zaten onu istemiyordu, dışlıyordu ya. Ne yapacak, dönek mi, ne yapacak? Sence? Neyi? Biz hep şöyle hani şey gelmedi ya. Hadi bakalım. İki sultan yok. Baş başa. Hani yani kahvemiz yok. İki sultanımız yok. Annem valide sultan, şeyde ay şeyler gelmiş komşuların. Sınıfta kaldılar. Aa, onlar da küçük onlarını çıkartmış. Sınıfta kaldılar bu şeyler. Bak, küçük bebişleri çıkmış Suriyelilerin. Evet, camdan çıkıyor biraz. Maşallah. Sana göstermek için bak. Bebeği alalım da Sercan da kahvesini rahat etsin. Aynen. Evet. Bugün yine hoş geldiniz evimize, kalbimize, yanımıza, evimize, sohbetimize. Evimize hoş geldiniz. Hoş geldiniz kızlar.
Ah bacım diyorum ya, Yasemin'le Ayşe'nin günde ne çabuk bitti ya. Sorma, onu hiç sorma. Günler gerçekten çabuk geçti. Gerçekten güzel şeyler tez bitermiş ya. Gerçekten hemen bitti. Ayşem hemen 3 günde dinle ki. Göz açıp kapatıncaya kadar. Yasemin'in de bir haftası gitti. Yarın da gidiyor. Yasemin de yarın gidiyor. Aman hayır, evin hiç tadı kalmayacak bacım. Sel gider kum kalır. Hepsi gidiyor, yine ben kalıyorum. Yine sulaya kaldım. El gider kardeş kalır diye. Aha Meryem'in de var. Ama neyse durun. Meryem'in bir tane çekebilir, bir şey olmaz hafta. Çekmez mi? Başım şey. Saçı gözüküyor ya. Neyse tamam. Neyse durun, bu arada başım düzelt şey bize ya. Katı lütfen. Onlar üzülürken bir sevineceğimiz bir yolcumuz daha var ya, Selim gelecek ya. Ha evet. Selim gelecek, köyleri gezecek. Kocacığı geliyor yani, Selim derken. Hayırlı gelsin kocacığım, buradan hayırlı güzel gelsin. Güzel şeyler gerçekten çabuk kurtarmış. Bak aynen. Aha Selim, Meryem'in de tatlı gitmiş. Meryem'in bana yasak zaten. Ya sen ben şey, teyzeyi gerçekten bayağı gerçekten al. Yemem, ben bir tane yesem yeterli. Bana ham orada yemem. Çabuk şekeri şey, öp, seni de çekecek yekene. Sadece bizi niye çekiyorsun? Aysel'im sen ne yapıyorsun prensesim? Güzel geçti mi? Memnun çok güzel mı? Geçti teyzeşim, her şey için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayarlarınıza sağlık, her zaman bekleriz prensesim. Bu arada Aysel de Meryem, şey Ayşegül'ün kızı. Şu anda kamerayı çeken. Aynen prensesim. Yasemin biraz rahatsız, şu anda o içe herhalde. Yasemin aynı deniz dalgası gibi. Bir bakayım çok iyi, bir de bakayım hastayım. Ben anında yazık. Dur bari telefonum çalıyor. Artık bir kahveyi de ben yapayım dedim. Şuralar inanır mısınız? Boylu boyunca böyle bulaşık doluydu. Teyzem yazık 5'te yola çıkacak. Ama Ayşe ile küçük Ayşe ile bir giriştiler işleri. Allah razı olsun. Hiçbir şey elimi sürdürmüyorlar. Ne kahvaltıda ne bir şeyde. Bir kahveyi de oturun dedim, ben yapayım dedim. Tabii yine sunumlukları her şeyi onlar getirdi. Ben sadece bir kahveye karıştırdım. Onu bekliyorum. Selcan Cem de çay istedi. Ona da çay yapacağız. Çayın suyunu koydu gitti teyzem. İnşallah güzel kahve keyfinden devam edeceğiz. Kahvemizi içelim. Evet, şimdi Yasemin Hanım'ın ellerinden gitmeden son kez bir kahve rica ettim. Yani insana da yüz gerek dedim. Her şeyi evet. Ayşe'ler, iki Ayşe'ler yapayım. Aynen, bütün ev işleri onlar yaptı. Yasemin'im, sana hiç beğenmiyorum ama ne yapayım bebeğim. Ben de buradan iletim canlı canlı. Sen de ona selamı iletirsin. Abi, sen bir tane mi kahve içiyorsun? Evet. Teşekkür ediyorum. İki tane içiyordun. Yok, misafirin yanında bir tane. Sen seriyi bozmuşsun. O çay içti değil mi Yasemin? Teyzem kahve içmiyor. Aysel içiyor mu kahve? Yok, ben içmiyorum. Aysel bu şey açıdan niye girdiniz? Bu çok bana prensesin. Ben de içmiyorum. Yok Ayşe, yaptım ama sana. Ben yaptım ama götürelim. Ben kahve çok sevmiyorum. Allah'ım. Al o zaman bunu sen benden götür. Ne günler bunu de. Ben çok kahveme bak iki tane. Ellerine sağlık Yasemin'im. Afiyet olsun. Yasemin'im ellerinden kahveyi özlemiştim. Diyorum ki, annene diyorum ki sayılı gün ne çabuk geçti. Hemen bitti ha. Bitti gitti ha. Daha sanki diyorum her şeyin nereye sayılıp geleceğimiz gibi. Sala getireyim mi? Misafirlerin önüne sodalar, ikramlar gelmiş. Ev sahibinde bir şey yok. Ev sahibinde bir şey yok. Sercan'ı diyorum. Sercan'ın kahvesi fincanına ne diyorsun? Hamide mi gelmiş? Selam mı? Hamide gelmiş. Gelmiş diyor. İnanacağım sana. Gözün çıkmasın. Nasıl gördün? Ya şöyle ses aldım diye baktım Hamide yazıyor. Bacımın adını dağlara yazdıramadım ama fincana yazdırdım. Bunu bana verme. Yok yok. Yok yok. Günde bir fincan. Olsun olsun. Gerçekten bir tane var. Sonra Allah etmesin. Diler ki ben damadına oraya koymuş, hiçbir şey de vermemiştiler. Servisini buraya hazırlamışlar da. Evet. Al gel ucun. Aman al, ben yemem sercanlisi. Aynen, tek benim bir şey istemem. Tabii ki şeker yemez, şeker yemez. Bal mı ne geziyor orada? Bal değil, bu şerbet. Ben bir tane, şunları yemeyeyim ya tatlı diye. Şundan bir tane alacağım. Şerbeti bitirince çok tatlı olmuyor zaten. Teyzemin özel ricası bu dünkünden daha güzel oldu diyor. Ay gerçekten çok hoş olmuş bacım. Bismillahirrahmanirrahim. İnan tadına bakmadım ama şöyle aldığımda hissettim Ayşe'nin. Şey ya sana bir tane yiyebilirim değil mi? Bu ye ya abla. Açacağı bulamadım. Gerçi yasaklar çiğnenmek içindir. İyi, ben şeker hastasıyım acaba. Bilmem. Eski de o değil, hiç tatlı yemezdim ki. Neden şeker hastası olduğumu anlayamadım. Balon yoğurt. Acaba nereye gideceğiz? Bacım şeker hastası olmak için şeker yemene gerek yok ya. Hayır yani bak, eskiden hiç şekerli yemezdim. Çikolata, pekmez, hiçbir şey sevmezdim. Bağlı, reçel, şunu şunu. Şimdi bak tatlı şeylere insanın gözü kalıyor. Halbuki sevmem normalde de. Yasak olunca böyle değil mi? Bak yasaklar öyle. Yasak ben normalde baklavayı neyi sevmem. Tatlı oluyor. Ama doktor ne zaman ki bana tatlı yasak dedi ya. Allah'ım canım bir baklava çekiyor. Teyze sana da baklava çekiyor mu? Su kaynadı. Ayşe Nur dedi artık canım. Bir tane olsun alayım anne ye de dedi. Gönlüm geçsin. Artık yedim bir tane de gönlüm geçti. Yasemin. O baklavayı yiyene kadar gözümün önünde dolandı. Doktora da dedim. Hocam dedim.
Neden sevdim? Siz baklava yasal ettikten sonra dedim. Aşırı derecede canım baklava çekti dedim. Gülüyor. Ne yapayım? Aşırı ben de hala dünün sersemliği var biraz. Bugün yine iyiyim elhamdülillah da. Demin de az yattı. Dedim ya biz çekim yapıyorduk. Sen o anda dinlemiyordun biraz. Fit, anne bizim fit. Diyor ki Yasemin anne diyorum Karadeniz dalgası gibi diyorum. Bir bakayım şimdi bireyi bireyi bir de bakayım biraz sonra düşmüş. Dalgalanıyor böyle. Fitleke var mı? Maalesef. Neyse bugün ne de geçer bebeğim az kaldı şurada 4 ay kaldı Allah izin verse. Yani sayılı günde dinlemek sayılı gün tez geçer inşallah hayırlıca gelir. Şimdi gider gitmez hastaneye gideceğiz. Niye? Üstü taramanın haftası da oluyor yoksa burada yaptırsaydık sonucu orada bakar mı bakmaz mı emin olamadı. Üst tarama olması gerekiyor 20 hafta bitmeden. 20 haftaya gittik. Anladım. Hayırlısı Allah'tan inşallah hayırlı sonuçlar olsun. Amin. O da bittikten sonra fazla gitme yavrum etme. Çok radyasyona maruz. Bence de yani. Kendim çok maruz kalın ben yani. O yüzden benim radyasyonum neyse ona. Doktor Bey ile ayrı bir çağırıyor ya. Onlar için mecburen gidiyoruz. Şey yapalım. Bu videoyu burada kapatalım. Geç kalmasın. Öğlen videomuz yoktu ya. Bunu atacağım hemen. Tamam. Teyzemin hediyesi ve sürprizi de akşam videomda inşallah. Şimdi çekmiyor mu? Yok çünkü şimdi yetişme saat 2'yi geçiyor. Bence çok kısaydı 2 dakikada çekebilirsin. Akşam izleyecekler aynı şey. Sen bilirsin. Aynen. Çünkü dediğim gibi bu yetişmeyecek. Zaten evin internetinden çok yavaş gidiyor. O yüzden aynen. Bir dakikası da bayağı oldu. Artık biz çok konuştuk. Kapanış Sercan'da. Aynen. Aynen. Ben kapatmayı bilmem. Elim sende. Sen çok güzel kapatıyorsun. Ne ki ben bilmiyorum. Çok güzel. Bize gelen zamanın sonuna, zamanın sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hepinize çok çok selamlar olsun. Evet. Hepinize ayrı ayrı selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Mutlu kalın.